Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Amazon üzerinden almış olduğumuz Benfei marka 7 bir 1 USB-C çoklayıcısının kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Ürünün kutusunun içerisinde kendisi ve ufak bir kitapça çıkıyor. 5 GB'e kadar bağlantı hızlarını desteklediği söyleniyor. Kablosu örgülü, sağlam. USB-C üzerinden bağlantı yapıyor. Alüminyum bir gövdesi var. Kaliteli hissiyat veriyor açıkçası. Üzerinde SD kart girişleri, 3 tane USB-A girişi, USB Type-C girişi ve HDMI girişi olmak üzere 7in1 olarak geçiyor dediğimiz gibi. HDMI üzerinden 4K'da 30 Hz. 1080p'de ise 60 Hz'e kadar görüntü aktarımı yapabiliyor. Cep telefon ekranını televizyona yansıttığımda herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ses ya da görüntünde herhangi bir senkron bozukluğu yok. Şimdi flash belleklerimizi taktık. Flash belleklerinde oldukça sıkı geçiyoruz. İyi tutunuyor. Yani boşluk hissiyatı vermiyor. Bu arada USB-C bağlantı üzerinden sadece şarj e, girişi var. Veri aktarımı yok. Sadece hub'un bağlı olduğu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Buradan veri aktaramıyorsunuz. Bu ürünü biz Amazon'da tesadüfen denk geldik. Dikkatimize çekme sebebi de fiyatı. Gördüğünüz gibi fiyatı 202 TL, 54 TL bir ithalat depozitosu var. 102 TL'de kargo ücreti var. Tabi Amazon Prime üyesiyseniz eğer sepetinizi 400 TL'ye tamamlayarak kargo ücretinden kaçınabilirsiniz. O zaman kargo ücretsiz oluyor. Şimdi bu tarafa geldiğimizde 5380 tane değerlendirme var. Değerlendirme istatistiği de hiç fena değil 4.45 üzerinden. Bunları görünce dedik hem alalım bir deneyim deneyimleyelim. işe yarar bir şeyse kullanırız. Hem sizinle de paylaşırız dedik. Şimdi bu ürünün veri alışveriş hızlarını test edelim. Bir flash belleğimizi direkt bilgisayara takarak veri alışverişi yapacağız. Bir de hap üzerinden yapacağız. İkisi arasında nasıl farklılıklar oluyor onu göreceğiz. Şurada bir 630 MB'lık verimiz var. Şu an flash bellekten bilgisayara atıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt attı hiç saymadı bile. Şimdi bunu da kopyaladık. Bu da 3.7 GB. Burada tabi biraz farklılık gösterecek. Düşük hızlara düşecektir. 900 MB ile başladı. Şu an kilobayta kadar düştü. Tekrar toparladı kendini. Şimdi aslında bu normal bir şey. Çünkü flash belleğimiz ısındığı için performanstan düşüyor. Tabi bu işlemi hapla yapacak mı yapmayacak mı onu da göreceğiz. Şimdi flash belleğimizden bilgisayara aktarım yapalım. Öncelikle düşük boyuttaki dosyamızı atalım. Flash bellekten bilgisayara aktarırken tabi hızları biraz daha düşüyor. Hatta biraz daha değil çok düşüyor. 13 megabayt bantlarında seyrediyor. Tamam bu şekilde darboğaza girmeyecek gibi. Tamamlanmasını beklememize gerek yok. Bu şekilde seyrediyor. Bir de yüksek megabaytlı olanı atalım. 3.7 GB. Bu da 12 megabaytlarla başladı. Aslında yüksek hızlara çıkmadığı için muhtemelen bu hızlarda böyle seyredecek. Bu şekilde devam edecek gibi beklememize gerek yok. bunları silelim. Hub'ımızı takıp onu şekilde bakalım bir de. Şimdi hub'ımız üzerinden flash belleğimizi taktık. Aynı testleri tekrar yapalım. Önce düşük megabaytlı olanı. ...150 ile yazdım. Şimdi yüksek 3.7 GB ile olan atalım. ...145 MB bandında atıyor. Tabi flash bellekten direkt atınca yaklaşık 900 MB'lardan başlayıp bu hızlara yaklaşıyor diye hatırlıyordum. Burada direkt muhtemelen 145'lerde hap kendini şey yapıyor, kısıyor. Tamam. Şimdi tersine işlem yapalım. Flash bellekten e, bilgisayara atalım. Tabi hava takılı şekilde. Düşük olanı atalım. 12-13 MB bantlarındaydı direkt takılıyken. Pardon yüksek olanı takmışız. Neyse fark etmez yüksek olanı önce atmış olduk. Şu an enteresan bir şekilde hap üzerinden daha fazla veri aktarımı yapıyor. Tamam bir de düşük megabaytlı olanı atalım. Yani 630 megabayt olanı. Evet bu şekildeydi arkadaşlar testimiz. Aslında bakarsanız fiyatına göre bana göre yeterli bir performans. Anılabilecek makul düzeyde fiyatları var. Videonun bu kısmına kadar eğer izlediyseniz teşekkürler. Eğer sizin için faydalı bir video olduysa kanalımıza abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.